Sevgili Rana Hanım, öncelikle panele katılmayı kabul ettiğiniz için üniversitemiz adına size çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kulüp dizisi 1950'ler İstanbul'undaki tüm çeşitliliği, özellikle Yahudi yaşamının seyircisini aktararak Türk izleyiciyi tarihle yüzleşmeye davet ediyor. Ve bunu ana akımda alışık olmadığımız bir dürüstlükle yapıyor. Türkiye Yahudilerini merkeze alan kulüp dizisinin böylesine büyük bir başarı sağlamasının ardında şüphesiz ki dizinin senaryosunun sağlamlığı ve estetik tutarlılığı önemli rol oynuyor. Bunun yanı sıra popüler kültürde genelde ihmal edilen varlık vergisi, Türkleştirme politikaları, vatandaş Türkçe konuş, 6-7 Eylül olayları gibi çok önemli tarihi konuları yeniden gündeme getirmesinin de önemli rolü var. Bu nedenlerle proje üniversite çevrelerinde büyük ilgi topladı. Arzu ederseniz bu konular çerçevesinde sizin hikayenizi Türkiye'deki sefaratlar, gayrimüslimler ve azınlıklar bağlamında konuşalım isterim. Önce siz ve Türkiye'li sefardim hakkında bir iki soruyla başlamak istiyorum. Röşel'in ve Fıstık İsmet'in kızı Matilda'nın torunu olarak sizin hikayenizin ortaya çıkış sürecini bize anlatır mısınız? Tabii ki. Ben de teşekkür ederim bu söyleşi için, bana şans tanıdığınız için buradan Washington Üniversitesi'ne ve size. Aslında hikayeyi ben çok uzun zamandır eş dost sohbetlerinde anlatıyordum. Çünkü bu meselenin benim kafama takıldığı nokta ilkokul birinci sınıftayken İstiklal Caddesi'nde annemin yanına bir yaşlı hanımefendi yanaştı. Ve Aysel diye bildiğim annemle Raşel diye konuştu. O benim için enteresan bir şeydi. Anneme sordum, bu teyze sana niye Raşel diyor dedim. Annem dedi ki ben çilli ve kıvırcık saçlı bir çocuk olduğum için okulda bana taktıkları mahlastı bu dedi. Halbuki evde Matilda vardı zaten ve ben Matilda'yı hiç sorgulamamıştım. Sonra ben babamdan öğrendim ki anneannem ve annem Yahudi, işte üst kattaki komşumuz Katina teyze Rum, ama bunların bizim için hiçbir önemi yok. O da işte İsmet, Ayşe, Fatma gibi birer isim insanlar için diye. Ben yıllar içinde biraz daha tabii genç kız olduktan sonra ben de annemin kendi çocuğundan bile etnik kimliğini saklama güdüsü, o refleksi bende çok büyük etkiler yarattı. Ve ben bunu anlatmaya başladım eş dost sohbetlerinde. Sonra bir dönem bloggerlık yaptım. Bloglarda anlatmaya başladım aile hikayemi. Sonra iş değiştirip senaristlik yapmaya başladığımda o dönemden gözlediğim bir takım hikayeleri o senaryolara aktarmaya başlayınca bu hikayeyi de ortaya koymaya başlamıştım. Onun hemen peşi sıra işte sosyal medyada da paylaştığım için Kanal D'nin, o zaman Kanal D'nin başındaydı Pelin Dijdaş. Onun dikkatini çekmiş bu hikaye ve bir görüşmeye çağırdılar bizi. Biz bu hikayeyi anlatmak istiyoruz dediler ama açık kanalı anlatmak istiyorlardı o zaman. Bir süre bu hikayeyi, biz genel hikayesini, Bible'ını hazırlamaya çalışırken de Pelin Dijdaş ayrıldı Kanal D'den. Ben de zaten açık kanalda bu hikayeyi anlatamayacağımı bildiğim için geri çekildim. Sonra 2016'da yeniden Zeynep Günaytan'la gündeme geldi. Zeynep'e ben hayırlı olsun demek için o bir O3 medya kreatif direktör olmuştu. Hayırlı olsun demek için aradığımda bir hikaye baktığını söyledi. Ben de bu hikayenin varlığından bahsettim ki o da zaten sosyal medyadan okudu ve tanışık olduğu bir hikayeydi. Ve böyle başladık, böyle gündeme geldi. Evet, çok güzel. Peki çocukluk ve gençlik yıllarınıza dönersek nasıl bir çevrede büyüdünüz? O dönemin İstanbul'unu ve Türkiye'de azınlık olmayı nasıl tasvir edersiniz? Ya temelde aslında bu hikayeyi sosyal medyadan ya da benim ağzımdan anlattığımda dinleyen insanları en çok etkileyen şeyin biraz sıra dışı bir çekirdek aile hikayesi olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü anneannem, annem, babam, bir kısa bir süre babaannemle birlikte yaşadığımız o çekirdek ailede enteresan bir yapı vardı. Genel toplumda toplumun kabul ettiği kurallar, davranış biçimleri, kutsallar diye tırnak içinde söylediğimiz her şeyin çok dışında gelişen bir aileydi. Bazen refleks olarak, bazen bilinçli olarak. Dolayısıyla ben o ailenin içindeyken hiçbir zaman etiketler üzerinden insanı tanımlamamam gerektiğini, bunların bizimle ilgili olmadığını, aslında onun insan
olmakla ilgili olduğunu çok küçük yaşta öğrenmeye başladım. Dolayısıyla demin de söylediğim gibi ben bir etnik kimliğe, bir dine, bir yere aidiyet geliştirmektense daha iyi insan olmakla ilgili bir çaba göstermem ve bu konuda tutkulu davranmam gerektiğini öğrendiğim için çok etrafımdaki dini ayrımlarla büyümedim. Evet, üst katımızda Katina teyze vardı. İşte evet, bir arka mahallemizde Madame Keti vardı. Yani bizzat anneannem Matilda'ydı ama biz bunların hiç bir farklı bir şey olduğunu bilerek büyümedik. Benim çocukluğum zaten 70'lere denk geliyor. Dizide kurgusallaştığımız şeylerden bir tanesi de bu. 55 doğumlu değilim, 65 doğumluyum ben. 70'lerde çocukluğum ve 80'lerde gençliğim geçti. Etrafta olan biten, yukarıda olup biten, siyaseten olup biten her şeyden biraz bağımsızlaşarak Denizer ailesinin kendi felsefesi içinde büyümeyi ve yaşamayı öğrendim. Evet, aslında bu ilk soruya cevabınıza geri dönerek bununla alakalı bir soru sormak istiyorum. Anneniz Rachel'den ve anneanneniz Matilda'dan Yahudi kültürü hakkında neler öğrendiniz diye sormak istiyordum. Fakat siz aslında bunu hiç konuşmadığınızı, yani Aysel'in Rachel olduğunu konuşmadığınızı anlattınız. Ben de bir yerde anneanneniz Matilda'dan Şabat masasının nasıl hazırlandığını öğrendiğinizi okumuştum ama siz daha sonra Yahudi köklerinizle ilgili olduğunu öğrenmişsiniz. Bunu biraz anlatır mısınız? Tabii. Şöyle söyleyeyim ben size. Yani biz doğuyor muyuz, ölüyor muyuz? İşte dünya ne, insan ne, ölünce nereye gideriz, Allah ne falan gibi sorularla doğrudan muhatabım her zaman babamdı. O çok özel bir karakter olduğu için. Ya ben babama Allah'la ilgili soru sorduğumda benim önüme İlyada'yı verdi. 8 yaşındaydım. Bunu oku bakalım, buradan başla, sonra konuşuruz dedi. Demin söylediğim sıra dışı aile meselesi buydu. Dolayısıyla bizim evimizin içinde de dini ritüeller, belki annem ve anneannem de çoktan asimile oldukları için çok fazla baskın değildi. Aynı şekilde Müslümanlıkla ilgili de çok baskın şeyler yoktu. Ama sanki çok büyük bir nostaljiymiş gibi anlatılıyor. Bir mahallede büyüdüm ben. Sokak arasında bir mahallede büyüdüm. Katina ablanın bayramını da hep birlikte kutlardık. İşte Ramazan sofrasını da gerçekten hep birlikte kurardık. Dolayısıyla yani çocukluğuma dair böyle bir ayrım hikayesiyle hiç büyümedim. Ama anneannem gerçekten cuma akşamları rakı sofrası kurardı. Annem ve babam çalıştığı için ben anneannemle birlikteydim. Beni de karşısına alırdı ve sohbet ederdik. Anlatırdı, anlatabildiği kadar. Çoğunlukla bazı şeyleri sorduğumda işte oldu bir şeyler diye onu Yahudi dostlarımız çok iyi anlayacaklardır. Oldu işte bir şeyler diye anlatırdı. Ben yıllar sonra internet üzerinden arkadaşlar edinmeye başlayınca ben de tesadüfen cuma akşamları sofra kurmaya başladığımı öğrendim. Sonra bu hikayenin yolculuğu esnasında Şabat'ı bilmediğim için değil, yani Şabat'ı bu hikaye sayesinde öğrenmedim. Ama geriye dönüp baktığımda birdenbire şeyi bağladım. Anneannem aslında Şabat sofrası kuruyormuş her cuma akşamı beni karşısına alıp diye. Bu anekdotu duymuş olmalısınız herhalde. Evet, evet. Çok teşekkürler. Peki hikayenizin paylaşılmasıyla birlikte ilk kez büyük oranda İstanbul'da yaşayan Yahudiler kendilerini kendi ifadeleriyle görünür oldular. Yahudi cemaatinden siz nasıl tepkiler aldınız? Ve bu bağlamda Kayades'ten Avlara Imoz'a geçiş sürecinden biraz kısaca bahseder misiniz? Yani sessizlik, sessiz olalımdan konuşalım. Buna geçiş nasıl oldu? Şimdi o konuda aslında çok teşekkür etmemiz gerekiyor cemaate. Bizim yönetmenimiz Zeynep Günaykan da Yahudi cemaatine yakın, komşuları olan, tanışıklığı olan, hiç bilmeyen bir insan değildi. Ama hepimizin kabul etmesi gereken bir şey var ki bize inanıp güvenmeselerdi ve kapılarını bu kadar çok açmasalardı biz belki de hikayenin bu kısmını bu kadar özenli, bu kadar detaylı anlatamayabilirdik. O yüzden bir kere daha teşekkür etmek isterim. Bu hikayenin arkasındaki bütün yaratıcılar adına onlara teşekkür etmek isterim. Çok iyi karşıladılar.
Ben birebir tecrübelerimde çok duygusallaştığım anlar oldu. Yani şöyle söyleyeyim, o hikayede seyrettiğiniz çekirdek kadronun tamamı benim ailem. Biri anneannem, biri annem, öbürü babam. Ne kadar kurgusallaştırsak, ne kadar kurguda değiştirsek de işin yaratım sürecinde de ben o kadar duygusallaşmamıştım. Yani onlar benim için karakterdiler. Hiçbir zaman şeyde annem babam diye bakmadım ben onlara. Belki mesleki deformasyon olduğu için son ana kadar. Ben yayında izlediğim zaman çok heyecanlandım. Yahudi cemaatinden de çok sevgili dostlarımız çok enteresan geri dönüşler verdiler. Yani beni en etkileyeni 85 yaşında çok kıymetli bir büyüğümüzün gözyaşları içinde bana, ben bu yaşıma kadar geldim, ilk defa geniş toplum tarafından bu kadar görünür oldum demesiydi. Çok etkilendiğimiz bir şey. Elimizden yani biz vicdanlı bir hikaye anlatmaya çalıştık. Elbette ki bu hikayeyi kabul edip bu hikayenin içinde olmayı kabul eden, bu hikayeyi yayına çıkartmak isteyen, bu hikayeyi çekmek isteyen herkes için söylüyorum. Hepimiz gerçekten vicdanlı bir hikaye anlatmak istedik ve çok uzun yıllardır romantize edilmiş bazı şeyleri, hem karikatürize edilmiş hem de siyaseten romantize edilmiş bir takım şeyleri olduğu gibi anlatmak istedik ve umarım başarmışızdır. Evet, çok başarılı bir yapıt çıktı kesin. Peki, Ladino diliyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Ladino dilinin hayatınızdaki yeri neydi? Evde konuşulur muydu? Ladino duyarak mı büyüdünüz? Ve Türkleştirme politikaları ve bu politikaların Ladino dili üzerindeki etkisinden söz edebilir misiniz? Evde Ladino hatırlamıyorum ama aşağı yukarı 6-7 yaşlarına kadar Rumca konuşurdum, anlardım. Belki de işte üst katımızdaki Katina teyze yüzünden. Anneannem de Rumca konuşur bir anlardı. Annem de Rumca konuşur bir anlardı. Anneannem 7 lisan konuşurdu zaten. Spesifik olarak Ladino hatırlıyor muyum? Gerçekten bilmiyorum. Sanırım hatırlamıyorum. Ladino özelinde Ladino'yu kaybetmek çok kalp kırıcı bir şey tabii ki. Bunun tek sebebinin de vatandaş Türkçe konuş kaynaklı olduğunu ama tek sebebinin de bu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kişisel fikrim, tamamen kişisel fikrimi söylüyorum. Tabii ki üzücü şeyler, insanların kendi ana dillerinde kendilerini ifade edebilmelerini engellenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama güçlünün güçsüz üzerindeki ezası yıllar içerisinde bence şekil değiştirerek devam ediyor. Bu konu konuşulduğunda hep arkadaşlarıma şey derim ben, senaristlik yapıyorum. Mesleğimi global bir boyuta taşımak istiyorsam İngilizce bilmek zorundayım. İngilizce bilmiyorsam eğer işte kendi bahçemde oynayıp kendi bahçemdeki ağaçlardan meyve toplayabilecek durumdayım. Sonuç olarak ben hiçbir şeyin değişmediğini düşünüyorum. Sadece şekil değiştirdiğini düşünüyorum. Mecburiyetlerin başka şekilde evrildiğini düşünüyorum. Siyasi olarak bir görüşüm yok ama kişisel görüşüm bu noktada. Evet. Keşke gençler şimdi heyecanlansalar ve Ladino'yu yeniden canlandırsalar. Kayades ve Avramos konusuna geldiğinizde biz kendi içimizde yani ben bu hikayeye yol almaya başladığımda zaten mahlas kullanan bir televizyon eleştirmeniydim. Ranini mahlasını kullanan Ekşi Sözlük'te başlamış, sonra Ranini TV'yi kurmuş, senarist olmuş. Senarist kimliğiyle Ranini'yi birbirinden ayırmış, yani kamu kalabalıklar gözünde birbirinden ayırmış biriydim. Bu hikayeye yola çıkacağız ama ben çok uzun süre düşündüm. Yani tescilli bir mahlasım var senaryo yazarken kullandığım. Ama bu hikayeyi anlatırken saklanmamam gerektiğini, saklanırsam sanki kıymetinden bir şey kaybedecekmiş gibi bir duyguya büründüm. Ve o zaman Rana Denizler olarak çıkmak istedim. Kayades'in tam tersini, görünme ve sus yerine görün ve konuş. Şu kendi adımı kullanarak da yapmak istedim. İnşallah güzel şeyler olmuştur. Evet.
Peki, Türkiye'nin farklı kimliklere sahip yurttaşları açısından hikayeniz zorluklarla dolu yılları aynı tutuyor. Bu anlamda da çok büyük bir önem teşkil ediyor tabii ki. Ülkedeki tüm renklerin sizin de söylediğiniz gibi seçilmiş ailenin beraberce oturduğu sofrada buluşması güzel bir ayrıntı. Bugünün Türkiye'sine baktığınızda bu konuda ne söylemek istersiniz? Bugünün Türkiye'sine baktığımızda, bugünün Türkiye'sine zaten bunu söylediğimizi düşünüyorum. Yani o sofraya oturabilmenin önemli olduğunu söylediğimizi düşünüyorum. Bu geçmişe dair bir şey değildi, bugüne söylediğimiz bir şeydi zaten. Eğrisiyle, doğrusuyla, hatasıyla, günahıyla, sevabıyla her önemli olan o sofraya oturabilmek olduğunu, o sofraya oturmayı başardıktan sonra her şeyin başlayabileceğini söylemek istedik ve söyledik zaten bugünün Türkiye'sinde de. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sizin sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için ve bize zaman ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.